Evet sevgili izleyiciler, bugün Metro TV ekibi olarak Ereğli sokaklarındayız. Vatandaşlara Ereğli Belediyesi'ni, Hüseyin Opukçu'nun çalışmalarını soracağız. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Opukçu'nun Akyük'teki projeleri hakkında vatandaşlar bakalım neler söylüyor. Amcam selamünaleyküm. Seni tanıyabilir miyim? İsim ne? Ben Abdullah Musaoğlu. Evet, bir Ereğli vatandaşı olarak. Evet. Ereğli Belediyesi'nin Akyük'te bir projesi var. Bu projeyi duydunuz mu? Duydum. Bilginiz var mı? Duydum. Güzel de çalışıyor, yapıyorlarmış. Duydum yani. Sizce bu proje nasıl olur? Ereğli'ye bir katma değer sağlar mı? Olmaz olur mu? Zamanla muhakkak bir şey olacak yani. Suyu çok şifalı bir şey. Olmaz ya, çiftçi olacak. Çiftçi sulanmaz yapacaklar. Seralar yapacaklar bunlar. Sulanmaz ki tarla kurutulur su. Yani kışın diyor, zepse yetişebilir evet. Orada yani. Evet. Nasıl olur sizce? Olmaz olur mu ya kışın? Ya, soğuk havalarda olur yani. Peki, senin de Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Opuç'a söyleyeceğim bir şey var mı abi burada? Ya şu suyu ucuzlattın kardeşim. Suyu mu? Yok, suyu yok. İçme sularını. İçme sularını. Bak evimiz çok ne güzeldi, önce evirdiğimde. 1.93 kilovatı. Şimdi şu anda 3.4 liraya geliyor. Abi, Ereğli vatandaşı olarak duymuşsundur, biliyorsundur bu projeyi. Bu şey biliyor ki, evet. Şifalı su, çiftçinin yardımında olabilir mesela. Gittin mi hiç Akyük'e? Gittim ama devamlı orada ben biliyor gördüm. Biliyor musun orayı, oradaki biliyorum, su? Biliyorum. Eskiden görmüş müydün? Gördüm ben. Ben buraya koçeli ben astım borlu, iyi de borudan. 40 sene oldu geleli ben buraya. Biliyorum yani. Ben öyle çok çiftçilik yaptım orada. Pancar ektim, havuz ektim orada. Evet. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Opuç'un çalışmalarını nasıl buluyorsun? Neler? İyi, Allah razı olsun. Ne diyelim arkadaşa? Peki. Allah başarılı olsun. Her gelen bir iş yapıyor inşallah. Bu da yapar inşallah. İnşallah. Evet. Çok teşekkürler. Tamam, biz de teşekkür ettik. Eskiye nazaran nasıl olmuş orası? Çok güzel. Çok güzel olmuş. Eskiye nazaran çok güzel. Evet. Hüseyin Opuç'un 3-4 seferde hasta götürdüm oraya. Faydası oldu yani hastalara. Evet. Yeğenimi falan götürdüm. Bayağı faydası oldu. Şu an kaşıntı gitti. Konya Ereğli Zengen Köyü'ndeyim. Akyük'te. Akyük'le Çiller Köyü'nün arasındaki otağı denen yerde. Şehzade Mustafa'nın boğulduğu yer burası. Böyle tarihsel bir özelliği var. Bir de orada termal olarak da Kükürt denen bir dağdan kendi halinde az miktarda çıkıp etrafına böyle bembeyaz bir aynı Pamukkale'deki travertenler gibi evet. Yapar Kükürt asit var orada. Bu zamanla mermerden sonra gıda sanayisinde değil de tıp sanayisinde kullanılan ilaçlarda drajeleri tutturabilmek için bir maya olarak kullanılır. Böyle bir özelliği var. Akyük denen yerin en büyük özellikleri budur. Evet, sizce? Katma değer de sağlar ama insanlığa hizmet çok güzel bir şey yani. Burada çok güzel bir şey olmuş. Yani hem sahip çıkılmış hem insanlığa hizmetine açılmış çok güzel bir şey. O sonra şifalı bir su olduğu söyleniyor. Sonra bu şeye mi? Deri hastalıklarına çok güzel olduğu söyleniyor. Yani çok güzel bir şey yani. Yer yüzüne çıkarıp da seracılığa, tarıma kazandırmak ne kadar güzel bir şey değil mi? Süper bir şey. Zaten yani. Hizmet yapay. Milliyeli insan. Abi giderken bunu kapatıp gitti tabii, söylendi. Ya, Opukçu'yu tanıyorum. Opukçu'nun giderken kapatıp gitti söylendi. Evet evet. Bilemiyoruz tabii. Opukçu'ya da teşekkür ederiz o konuda yani. Yapıldı. Bize havuzlar da var. 8 tane havuz var şu an. Evet. Vatandaşlar girerek şifa buluyor. Evet. Sizce bu proje nasıl? Nasıl buluyorsunuz siz bir vatandaş olarak projeyi? Güzel, daha da güzel olmasını isteriz yani. Güzel, çok güzel. Şimdi olması, bazı hastalıklar çok faydası var orada bazı hastalıklar. İdemik gibi, uyuz gibi böyle kötü hastalıklara faydası var. Açıntılara yani. Evet. Ama şimdi daha güzel olmuş. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Opuç'a buradan söyleyeceğim bir şey var mı? Teşekkür ederim. Allah şunu gücünü rahat ettirsin. Bize 8 kilometre köyümüzü yolumuza çok güzel bir şey. O parça da güzellik. Kılımlı, olumlu yani. Yapılırsa çok güzel olur. Sağlığa faydalı, turizme faydalı. Yani Hüseyin Opuç'ta çalışkan bir insan sevdiğim ahbabımdır. Eskiden bir su akardı. Ufak ufak yalakalar vardı. Adamlar emanet, kölge olurdu birbirine kadınlar. İşte bir suya ispat edildi. Buradan da Muş'a kadar da suyu gönderdik yani gitti. Çok iyi bir şeydi. Şimdi çalışmalar güzel, haberim yok. Eğer olursa çok mutlu oluruz. Çok güzel olur, huzur olur.
turizm olur, sağlık olur, güzel olur. Hüseyin Bey'e de çalışmalarını tavsiye ederim. Peki Hüseyin Başkan'a buradan söyleyeceğim bir şeyler var mı abi? Yeryeli'de şimdi hastaneye Yeryeli'ye acil gidiyorlar. Fakirler saat araba ondan sonra duruyor. Nöbetçi araba koyup sigorta, hastaneye gidenlere sabaha kadar birisi çalışması lazım yani. Çünkü zaman geliyor 10 tane ara 20 tane adam bindiriyorlar, bir şey yok, kimse bir şey değil. Yani nöbetçi olsunlar şeye, devlet hastanesine sabaha kadar her ya saat arayla, her saat yarım arayla yani gitsin gelsin. Sabaha kadar hasta gidip geliyor, milletin parası yok, 20 liraya taksit galiban adamlar. Çocukluğumda gider oralarda görürdük, oynasaydık da. Şimdi bakın daha güzel olmuş. Daha etraftan turist gülüş de geldi. Yabancılar da geldi. Her elimizi tanıtma yabancılar da güzel olmuş. Buradan da sağ ol. Az önce dediniz ama Ereğli'ye sizce o projenin turizm açısından bir faydası olur mu? Bence olur yani. Tanıtmak lazım biraz daha. Tanıtılırsa olur. Evet. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Okuş'a buradan söyleyeceğiniz bir şey var mı? Kendisine teşekkür ediyorum. Çalışmaların devamı diliyoruz. Kendisine şu anda memnunum. Kendisine doğa atmadığım halde memnunum. Böyle devam etsin size. Peki, kendisine çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Başaracağız. Başardık. Başarmaya devam edeceğiz. Zaten Opukçu'nun geçmiş dönemde bir projesiydi. Ereğli için, Ereğli halkı için, köyler için çok iyi bir proje. İnşallah iyi olacak. Faaliyeti de ağır ağır geçiyor. Gittim gördüm havuzu filan. Ereğli için çok iyi bir yer. Yazdım girmedim de gördüm. Bu projenin Ereğli'ye, Ereğli turizmine bir katkısı olur mu sizce? Çok olur. Olmaz olur mu? Çok olur. Çok, çok, çok güzel olur. Çok güzel olacak. Peki buradan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Okuş'a söyleyeceğiniz bir şey var mı? Vallahi vazifesinde inşallah başarılar dilerim. Allah ne diyeyim, tuttuğunu altınız. Temiz kullanılırsa, düzgün yapılırsa her şey güzel olur. Havuzlar günlük ama yenileniyor. Devamlı orada bakım olması lazım. Bunların bakımıyla, halkıyla ilgilenecek orada kişiler olması lazım. Pis kullanılırsa bir işe yaramaz. Evet, ama termal su ileride mesela sera işliminde de kullanılabilir olsun. Evet. Yani Alanya'da seranın yaptıklarında soba kuruyorlar mesela onların içine. Kışın orada da serayı üretilebilir. Evet. O sıcak suyla. Ereğli'miz bu yönde de gelişecek inşallah. İnşallah. Bu proje Ereğli'ye katma değer sağlar mı sence? Sağlamaz olur mu? En büyük şeyi sağlar. Sıcak suyu seralara verdiği zaman Ereğli'ye bir gelir. Yanına otel yaparlarsa, konaklanacak yerler yaparlarsa, düzgün düzen yapılırsa olur. Niye olmaz? Bekir Yaman Erdullas Köyü. Evet. Hüseyin Okukçu şu an Akıyük'te bir proje başlattı. Bu proje hakkında bilginiz var mı? Kapuca sular evet. için. Tamam. Evet. Ben takdir ediyorum. Daha da başka şeyler yapmasına inanıyorum. Her şeyde başarılar diliyorum. İyi ki var. Sizce bu proje Ereğli'ye katma değer sağlar mı? Sağlamaz olur mu ya? Millet çiftana gidiyor, yer bulamıyor. Büyük paralar dönüyor orada. Burası yine bedava sayılır. Bize gelen en büyük ikram hizmet bu. Daha başka bir şey istemeyiz. Gidip görme şansınız oldu mu oraya? Ben çok gittim. Evet. Benim eniştem oradan öğretmenlik yaptı yıllarca. O zaman dağın başında pisliğin içindeydi. Affedersin, kuzu, koyun, sığır pisliklerinin içindeydi oralar. Kokudan durulmuyordu. Şimdi nasıl olmuş peki? Ya işte şimdi ben takdir ediyorum. Güzel olmuş diyorsun. Aa, daha başka bir şey olmaz ya. Hüseyin abime selam söylüyorum. Daha çok hizmetlere bayız. Zaten eminim yaptığına. Şimdi ya da çok yaptım. Senin, bak bundan önceki belediye resmenim Öpez amcamın damadıydı. Özkan Bey. Öpez. Bak yüklü. Bir şey yapmadım. Ben hoş tebrik iletmedim. Yanlış anlama, ben siyasi konuşmuyorum. Yok. Ben, siz açık bir televizyonunuz zaten. Bana hizmet yapana takdir ederim. Nanköre de nankör derim. Babam olsun istersen. Kim olursa olsun. Peki. Çok teşekkürler abi. Ben çok sağ ol. Bu görüşürüz. Başarılarınızı diliyorum. Böyle şeyler de takdir ediyorum. Hadi. Görüşmek üzere. İyi günler. Maliye Özcan. Ereğli'de oturuyorum. Öncelikle belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum.
böyle bir termalin getirdiği, insanlarımıza faydalı olabileceği bir şeyi. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bütün Ereğli halkı faydalansın. Yani daha güzel şeyler de getirmesini isteriz tabii ki. Neden istemeyelim? Evet, sizce bir proje Ereğli'ye katma değer sağlar mı? Turizm açısından da sağlar. Ereğli'yi öne taşır. Çok güzel. Çok güzel sağlar. Güzel faydalanabiliyorsa halkımız, daha güzel şeyler de getirmesini isteriz. Böylelikle teşekkür ederim. Peki. İyi akşamlar. Kirim yok. Düne dair kapandı. Yarın inşa edelim derdim. Samsun'dan misafirlerimiz geldi. Biz onları gezdirme amaçlı geldik. Ve yapıldığını biliyorum. Ama ben bu kadar beklemiyorum. Hizmete adanmış bir ömrümüzü Ereğli'de şerefle ve hizmetle tamamlamaya karar verdik. 20 yıl önce gördüğümde çok değişikti ama şimdi mükemmel bulduk yani. Ve herkesin de gelmesini tavsiye ederim, görsün. Ama başkanımız buna şahadet ver. Gelsinler mutlaka, bir görsünler. Şifalı bir su, kükürtlü, ne diyeyim, Pamukkale'nin bir çeşidi diyeyim. Sayın Belediye Başkanım Hüseyin Okuncu'ya çok teşekkür ediyoruz böyle bir imkanı sağladığı için. Ya benden Allah razı olsun. Ayağımda nasır var. Çok iyi bulduk. Güzel olmuş. Yapandan da, olandan da Allah razı olsun.